Hoş geldiniz. Biliyorsunuz her perşembe Taylor's ekibi Bannerlord hakkında yeni bir blog yayınlıyor. Tabi bunu eleştirenler de var. Oyunu çıkarmıyorlar, bloglarla oyalıyorlar diyenler var ama oyun hakkında güzel bilgiler veriyorlar. Bence okumaya da, dinlemeye de, incelemeye de değer. Uzun bir yazıydı. Ben de sizin de isteğiniz doğrultusunda tekrar bir inceleyeceğim, anlatacağım. Çünkü tarihte bir sürü öge var. Onları da paylaşmamız gerekiyor, konuşmamız gerekiyor. Özellikle son 100 yılda Orta Asya olarak adlandırılan bölgenin bir devleti, Kuzeyliler. Tabi biz böyle biliyorduk değil mi? Aslında bu böyle değilmiş. Burada birden fazla devlet varmış. Bunlardan bahsetmişler. Şimdi yazının başlarında şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Lejyonlardan bahsediyorlar. İşte lejyonların gücünden, hakim oldukları yerden, yani imparatorluk askerlerinin ilerleyebildiği yerden bahsediyorlar. İmparatorluk askerlerinin ilerlediği yerler, hakim olduğu yerler, güçlerinden bahsediyorlar ve şöyle bir şey demişler. Dağınık at klanlarının güçlü bir tehdit oluşturmadıklarından emin, son kazandıkları işte bozkırlardaki ticaret bölgelerinin de verdiği güvenle ilerliyor bu lejyonlar. Tabi o sırada bu bozkırlıları dedikleri bir sürü devlet var. Ne bunlar? Nacakanlar, Arkitler, Kerkitler, biliyorsunuz zaten. Kara Kerkitler, bizim Kuzeyliler. Bunların hepsi de normalde imparatorla bağlı. Tabi bozkırlılarına hiçbir zaman güvenmemek gerekiyor. Özellikle bulundukları coğrafya itibariyle, çünkü coğrafya tarihte çok önemlidir ve oyunda da bunu yansıtmaya çalışmışlar. Coğrafya çok önemlidir ve yaşadıkları coğrafya nedeniyle, en çok da bu nedenle daha özgür yapıdalar. Hatta şöyle bir şey varmış abi. Bozkır'da verilen eski cezalardan biri. Diyelim serbest dolaşan bir atı çaldınız. 10 gün ceza veriyorlarmış. 10 gün hapis cezası. Neden 10 gün? Hocamız Alamet Beyoğlu'nun dediği kadarıyla ve mantıklı olan da o zaten. Bozkır'da yaşayan biri için hareket etmemek, sağa sola gitmemek ya da gökyüzünü görememek en büyük ceza zaten. Biz şu an kendimizi hapsediyoruz evler için ama o dönemde bozkırlarda yaşayanlar için bunlar ölüm gibi bir şey. O yüzden 10 gün ceza veriliyormuş. O yüzden böyle bir ortamı da oyuna yansıtmaya çalışmışlar. Onların özgür yapısını yansıtmaya çalışmışlar. Ve tabii ki bu Moğol istilasına da benzer bir istila sistemini doğurmaya çalışarak şöyle bir şey diyorlar abi. İki nesil önce doğuda çok görülmeyen bir şey olmuş. Ne olmuş? Belki rüzgarların yönünde bir değişiklik veya korkunç, ancak uzaklarda bir Fatih ve at klanları bunlar harekete geçirdi diyorlar. Yani ya bir Fatih, büyük bir savaşçı, büyük bir kumandan, ya da coğrafi etkiler, doğal sebepler vesaire, bunlar harekete geçirdi ve batıya doğru ilerlediler. Bu da aslında hem kavimler göçünü de ufaktan örnek verebiliriz, hem Moğol istilasını da örnek verebiliriz. Yani artık onun kararını siz verirsiniz. Bunlar bir şekilde doğudan bozkırlıları batıya doğru geliyor. Ve asıl olay da buradan sonra başlıyor zaten. Çünkü burada da belirttiği gibi fetih oyununu, bu oyun gibi değerlendirmişler ve fetih oyununu yerleşik krallıklara bıraktılar diyor. Bozkırlılar için. Geri kalan yağmalama vesaire olaylarda Bozkırlılarına ithaf edilmiş. Şimdi Bozkırlıları batıya geldikten sonra abi yeni klanlar yeni yerler arayışına giriyor tabii ki. Bunlarda ne oluyor? Fetihleri vesaire getiriyor. Bu lejyonların bağlı olduğu bir imparatorluk var. Bu imparatorluğun da bir lejyon kuvvetini yok ediyorlar. Bu hikayeden bahsediyorum. Ticaret şehirleri teslim oluyor ve Urkun, Kuzeyt lideri Urkun ittifakı hanlığa dönüşüyor. Yani Kuzeytler normal bir boy gibi bir şeyken bir anda hanlığa dönüşüyor. Diğer Bozkır kavimlerinden de böylece ayrılmış oluyor ve Kuzeyit ön plana çıkıyor. Bu çok güzel bir olay çünkü bu yazını çok fazla tarih barındırıyor ve aslında eleştireceğim şeyler de var tabii ki. Ama güzel şekilde bahsedeceğim de çok olay var burada, hepsinden tek tek bahsedeceğiz zaten. Burada belirttiği gibi atlılar kasaba ve çiftçileri himayelerine aldılar. Vergileri ve tarlaları hesaplarına kattılar. Urkun, itaatsiz klanları sadece istediğinde değil, her zaman, her emrettiğinde yanlarını görmek için de tüm hakimiyeti altına aldığı kavimlere söylüyor. Bunları savaşmaya zorluyor ve disiplin altına alıyor. Bu disiplin de tabii ki önemli. Ama Urkun ölünce, bu Kuzeyit lideri Urkun ölünce şöyle bir şey oluyor abi. Bu arada şundan bahsedeceğim. Bu kökenlerinden bahsetmişler. Kuzeytlerin kökenlerinden. Diğer Türkistan topluluklarının, oyundaki tabii ki Türkistan kabilelilerinin kökenlerinden vesaire bahsetmişler. Hatta tarihi birkaç devlet de vermişler, onları söyleyeceğim. Onlara geçmeden önce şu hikayenin son kısmında söyleyeyim ki kalmasın o yarım. Urkun ölünce torunları hala Kuzey Tanrı'nın yönetmelerine yönetmeye devam ediyor. Ama şöyle bir şey oluyor. Yüksek otoriteyi temsil eden 9 at kuyruklu sancağı bunlar taşıyor. Kuzeytler taşıyor yine. Ama diğer klanlar dedikleri boylar sancağı taşıyanların bunu hak etmediğini ve bu
9 at kuyruklu sancak kendilerinin taşıması gerektiğini savunuyorlar. Buradaki aslında 9 at kuyruklu sancak Türk ve Altay mitolojisinde çok var. Şu çok var. 9 sözcü bir kere çok önemli. 9 rakamı çok önemli. Ve Türklerde biliyorsunuz 9 Oğuz boyu olsun, 9 Tu mesela. Hani 9 önemli bir sözcük. Türk ve Altay mitolojisinde kutsal bir sayı. Hani kutlu bir sayı. Öyle söyleyeyim. Ve burada da ona ithafen yapmaları benim hoşuma gitti. Ya bu mantıkla yaptıklarını düşünüyorum çünkü 9 at kuyruklu sancak ne alaka diye düşünebilirsiniz. Yani bu 9 at kuyruklu sancağa sahip olan bu tüm o birliklerin lideri oluyor. Tüm klanların lideri oluyor. Buradaki lider de Kuzeytler. Onu bir söyleyelim. Tabii Kuzeytlerin dışında kara kerkitler vesaire de hani oynanabilir ya da gidilebilir. Diğer topluluklar olacak. Sadece Kuzeytler olmayacak o bölgede. Yani bizi temsil eden, bize benzeyen sadece Kuzeytler olmayacak. Onu bilin. Çeşitlilik olacakmış oyunda gerçeğe bağlı olarak. Onun dışında Kuzey Hanlığı'nın kökenlerinden bahsetmişler. Hani bu Kerkler Türk mü muhabbetini biliyorsunuz. Kuzeyler Türk mü muhabbeti olmasın diye herhalde adamlar öyle demiş. Orta Asya Boz Krallıklarından esinleniyor demişler Kuzey Hanlığı için. Moğolların gizli tarihinin büyük ölçüde dikkat et değer belgelerine göre yalnız bir kaçaktan Cengiz Han'dan bahsediyor. Yalnız bir kaçaktan dünyanın gördüğü en büyük imparatorluğun hükümdarlığına yükselen Cengiz Han'ın ittifakı muhtemelen en bilinen örnektir demiş. Bunu örnek vermiş ve Kuzeytler'de kısmen Moğolları ve aynı zamanda Moğolların daha alçak gönüllü kuzenleri olan ve küreselden çok bölgesel güce sahip olan Avarlar, Göktürkler, Kıpçaklar ve Hazarlara dayanır demiş köken için. Burada şey gibi resmen Türk dememek için bir çabalama söz konusu gibi bir şey. Moğollara ve Türk devleti değil de Moğolların daha alçak gönüllü kuzenleri olan ve küreselden çok bölgesel güce sahip bilmem ne bilmem ne devam etmiş. Gerek yok. Bunu yapmanıza gerek yok. Avarlar, ilk Hristiyan Türk devleti, Göktürkler de işte. Türkler tek çatı altında toplandığı büyük bir devlet. Bölgesel bir güç değil sadece. Sadece o Türkistan bozkırlarına gelmemiş. O bölgelerin yanlarına sıçramış ve bu devletler sayesinde diğer bölgelerin yolları açılmış. Mesela Göktürklerin batı kolları yok oldu abi. Ne oldu sonra? Türk işler yok oldu diyelim. Hani yok olmadı tabii de. Oğuz Yapgu Devleti, Selçuklu, Osmanlı bölgesel güç mü abi? Tarihi tam bilmeden böyle bir yorum yapmaları benim hoşuma gitmedi. Moğolların daha alçak gönüllü kuzenleri değil. Avarlar, Göktürkler, Kıpçaklar, Hazarlar. Öyle bir tanım yapamazsınız yani. Şey gibi olmasın hani atarlanıyormuş gibi bir şey olmasın. Sadece yanlış bilgi olmasın burada. Çünkü Moğol kavramının gelişmesi zaten 13. yüzyıl. Bu devletlerin hepsi ondan önce var oldu. Hani buna dikkat etmek gerekiyor diye söyledim. Yanlış anlaşılma olmasın tabii ki. Yani siz de yorumlarınızı zaten aşağıya yazarsınız. Katılmak zorunda değilsiniz. Onu her zaman söylüyorum. Ama burada güzel bir tarih bilgi vermeye çalışmışlar yani. O tarihi kısma girmeye çalışmışlar. Benim hoşuma gitti burada. Eksikler olsa da tabii ki. Ve göçebeliğe dönüp krallar fethettikleri halkların birçok kültürel yönünü hızlıca almışlardı demiş. Bu güzel bir tespit olmuş. Ama sadece göçebeler değil, bunun genel olarak herkes de böyle oluyor. Mesela Roma, biliyorsunuz Doğu Roma da Roma, Batı Roma da Roma. İkisi de Roma yani, Bizans da Roma. Ama şöyle bir olay var, lanet olsun kamerayına gitti ya. Neyse. Ama şöyle bir şey var, zaten kısa tutacağım burayı. Batı Roma dediğimiz Bizans zamanla Grekleşiyor. Latin halinden Grekleşiyor mesela. Bu nedir? Coğrafyadır. Kültürel yönünü hızlıca alıyorlar Greklerin. Mezhepsel olarak da bu böyle mesela. Yani bu sadece göçebelerle ilgili bir durum değil ki. Türklere göçebe deyip atılacak bir durum yok. Göçebelik kavramı bizde yanlış anlaşılıyor. Yazlık ve kışlık olarak yer değiştiriyor bunlar. Yoksa kışın da evleri belli, yazın da evleri belli. Sadece belli zamanlarda, belli hava koşullarında yer değiştiriyorlar. Yani bunu daha detaylı girmeyeyim tabii. Bunları başka zamanda da konuşuruz da. Hani onu da bir anlatayım dedim. Burada yine güzel örnekler vermişler. Mesela kendilerinden önce gelen Çin ve İran hükümdarları gibi giymiş, ziyafetler vermiş, tapınmış ve topraklarını onlar gibi yönetmişlerdir demiş Moğol ve Türk hanedanları için. Yani kısmen doğru tabi. Sonra örnekler vermişler. Karabal, Gasun'dan örnek vermişler. Uygurların başkentinden vesaire. Mesela atalarının Kece çadırlarını görebilirsiniz diyorlar. Hani oraya gidip bunu hissedebilirsiniz tarzı bir yazı yazmışlar. Yani bu kültür çeşitliliğini görebilirsiniz diyorlar. Yani hem Kece çadırları hem oradaki surları görebilirsiniz diyorlar. Ve oradaki askerlerin o surları koruduğunu vesaire. Bunları oyunun içinde görebileceğimizin örneklerini veriyorlar aslında. Mesela karakterlerden bahsederken de şöyle bir şey var. Sunduğu güvenlik ve zenginlikler ne olursa olsun bir kağına boyun eğmek istemeyenler için de asiler için eski alışkanlıklarının izinden giden ve küçük bir ülke olan karakterlerimiz de var demiş. Bu da ayrı bir devlet gibi bir şey sunmuşlar aslında. Ve atlı okçuluk olayından fazlasıyla bahsetmişler. Atlı okçuluk olayının
hiç kolay olmadığını ve oyunda da bunun çok iyi yansılamayacağını söylüyorlar. Ki haklılar, hani ben mesela Total War Atilla oynarken çok zorlanmıştım. Yeni bir şey çünkü, hani Medieval'da da vardı mesela, Medieval 2 Total War'da da vardı ama atlı okçuluğu oyuna yansıtmak, yani tam anlamını yansıtmak çok zor. Gerçekten çok zor bir iş. Yani kolay bir şey değil. Bunu da oyuna yansıtırken zorlandıklarını ama ellerinden geldiği kadar da yaptıklarını ve bunların detaylarından bahsetmişler aslında. Kuzeyetlerin askeri gücünün atlı okçular olduğunu söylemişler. Ve bununla ilgili de tarihi aslında örnekler falan vermişler. Bu benim bayağı hoşuma gitti. Atilla'nın Katalan savaştan örnek vermişler mesela. Şimdiki Harran'ın lejyonlarından örnek vermişler. Böyle çeşitli çeşitli örnekler vermişler. Güzel bir inceleme olmuş. Bunu Steam'den siz de inceleyebilirsiniz. Ben tarihsel anlamda ve artık 2009-2010'dan beri geceli gündüzlü oynayan biri olarak söylüyorum bunları. Oradan gelen şeyler ve araştırdıklarımla size yardımcı olmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Tabii bunların detaylarıyla ilgili diğer bloklarla ilgili de yine konuşuruz, sohbet ederiz siz isterseniz tabii ki. Bunu çok istemişsiniz diye, yorumların altına yazıyorsunuz diye tekrar bir çekim dedim. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.